Hoş geldiniz. Siz de bilirsiniz ki, daha doğrusu Merne Instagram'dan... Ha bu arada şu girişi de yapayım. Rize videomdaki isyanımdan sonra tekrardan Türküm Hoca video çekmeye devam edeceğim. Güzel bir karardı bu. Güzel bir karardı bu. Instagram'dan beni takip edenler bilir ki ben bir böyle bu indi çekeceğimiz video için bir böyle anket başlattım. Dedim ki önümüzdeki video ne olsun, ne çekerim? Bir sürü anketler yaptım. Şimdi buraya Ali'nin yüzünün üstüne koyacağım. Benim yüzümün üstüne yapıyorsun ya. Başka yer yok çünkü. Ha. Ondan sonra bu anketler yaptım ve anketin sonucunda tabii ki Ali'ye yemek yaptırmak çıktı. Hem de Türkman yemeği. Tamam. Ama sonra ne yemek yaptırsak Ali'ye diye düşünürken yine bir anket yaptım. Tabii ki herkes, ben de dahil olmak üzere, dolmayı seçtik. Çok. Ama mızıkçı damat... Mızıkçı değil. Dolma, yani kötü olmasına karşı dolmaya kıyamadım için, anlıyor musun? Anladım, anladım. Şimdicekler bir külçeye mi kıyıyorsun? O yüzden de külçeye kıyacaktı ve külçe yapmadı sıra. Şimdi sizinle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere mızıkçı damatla külçe yapıyoruz. Külçe yapıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi bir tane önlüğü Ali'cime vereceğim. Verdim. Şimdi öbürünü de... Ben kendime veririm, teşekkür ederim. Bunu da öz özme veririm. Evet, önlüklerimizi girdik. Şimdi bilirsiniz ki, ben anlattım Instagram'da. Ben hiçbir şeye elimi vurmayacağım. İnşallah sesle iyi gelirim. Hiçbir şeye elimi vurmayacağım. Şu an size malzemeler göstereceğim. Unumuz var, tereyağımız var, sütümüz, tuzumuz, şekerimiz ve mayamız var. Şimdi ben bunun ölçüsünü... Ben bunun ölçüsünü 3'e 1 olarak aldım. Tarifini kuzenimden. Yani 3 tane mesela, diyelim ki kasayı da nedir sağız ya da bardak da nedir sağız. 3 bardak una, 1 bardak tereyağı. Tamam. Bu şekilde yapacağız. İçine 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz koyacağım. Şeker 2 yapsak? Hayır, olmaz, hamuru bu. Okay. Kötü olur hamuru. Yaklaşık 1 bardak kadarca da içine süt koyacağız ve mayamızı koyacağız bir yemek kaşığı. Tabii biz bu hamurun biraz, sen beni dinliyorsun değil mi? Ben bir daha anlatmayacağım. İnşallah. Tabii biz bu hamurun çok böyle sert olmasını istemiyoruz. İsterim biraz böyle imşak olsun. Hatta rahat yoğurabilirim özün. Böyle rahat açılsın. Hatta daha böyle yerinde özün biraz böyle imşak olsun. Ya böyle kurabiye kimi kıtır kıtır olsun. O yüzden de birazcık sütünü, şimdi siz de videoda görürsünüz, ayarlayacağız. Hıhdıram ama Ali yapacak. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Şimdi şöyle. Ben şimdi İpek ilk bu şeyi açtığında, bu başlığı, video önerisi başlığını, ben dedim ki Ali ile yemek yapma. Tamam çabası. İşte sana tarifi veriyorum. Oğlum ne ara külçe? Bana geldi, anlamadım. Şimdi ben genelde böyle tariflerde işte pişimişi yapandım da yağı böyle katı şekilde değil de birazcık eritip şeye katmak istiyorum, harca katmak istiyorum çünkü daha iyi olur. O yüzden şimdi bunu birazcık erdeceğiz. Ama ondan evvel bu katıları, yani bu undu, şekerdi, tuzdu, bunları biraz katıştırıp içine sütten, ılık sütten mayayı ekleyeceğiz. Ondan sonra tereyağını ekleyeceğiz. En son tereyağı, tamam, anladım. Evet, ben anlattım. Şimdi ben geldim, bunu birazcık ısıttım. Gelim. Bir tık valla. Umurumda mı? Beni netle. Değil. Bu arada boş ev turunu izleyenler hala dolu ev turu beklerim annem, bilirim. Onu da çekeceğim ama boş ev turunu izleyenler bili ki çalışma odasıyla mutfak birbirine açılır. Bu masayı da buraya koyunca kamerayı aç kapağı için çalışma odasından gelip şöyle dolandıram. Efor sarf ederim bu video için arkadaşlar. Lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı ve paylaşmalarınızı unutmayın. Evet, şimdi ilk önce katıları birbirine... Ha dur, aslında gerek yok. Katıları şöyle birbirine bir karıştır. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şekerden başlıyorum. Favori yiyeceğim. Okay. Evet. Tamam. Şimdi dur. Mayayı sütün içine kat. Sütün içine kat. Hepsini? Evet. Tamam. Şimdi o mayayı ben sana şey vereyim. Al bakalım, bununla çırp birazcık. Bundan sonra bütün tatlıları benden ister ayarlarız. Valla bilemem, güzel olursa isterim. Tamam, yeterli. Bu arada biraz önce de söyledim. Ben yağı azıcık şöyle erittim.
katıyla karıştırmak daha kolay oluyor. Şöyle. Burada mayamızdan sütümüz de hazırdı. Bu video bir Türkçe bir Türkmence gelir de. Hayırlı olsun, hadi bakalım. Hayırlıktan. 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 Aferin sana. Başlıyorum. Şimdi bunu şöyle hafif bir elinle bir karıştır önce. Öyle değil, öyle değil. Şöyle aynen, şöyle evet. Karıştırman yeterli. Evet. İyi bir karıştır hayatım, her tarafını bulansın. Tamam. Niye hiç benden umudun yok gibi hocam? Biraz yok umudum gibi senden de, neyse tamam. Hadi bakalım hocam. Şimdi biraz şöyle içini aç. Hafif şöyle ortasını biraz aç. Bunu içine dök. Hepsini? Evet hepsini. Kameraya çıksın. Şu mayasını elinde bir sıyır içine. Ne oluyor ya? Hiç ne olsun. Hiç ne olsun, daha ne olsun mu diyorsun? Ha, tamam. Şimdi evet. Bunu şey yavaş yavaş içine katacak şekilde unu. Aynen böyle böyle değil. Şöyle şöyle yap önce bir. Şöyle şöyle. Aynen öyle. Hafif içine kat. Elini korkak alıştırma. Yoğuracağız biz bunu bayağı iyi bir şekilde. Biz dediğime bakmayın da Ali. Ha. Bes Ali. Tamam. Bes ben. İyi böyle iyice elini sok içine. Şu elimi soktuğuma pişman oldum. Keşke şunu hiç sokmasaydım. Şunu şeyi tutsaydım, anladın mı? Anlıyorum seni. Kaseyi. Tamam dur halledeceğim. Tamam önemli değil. Halledeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Sakin. Bence bana az geldi gibi ama. Niye tamam dur daha yağını dökeceğiz. Evet. Ondan sonra da göz kararı sütümüzü dökeceğiz. Alabildiğine mi? İyice yoğur Ali'cim elinle. Elini korkak alıştırma, yoğur. Ha yoğur. Oh salça da düştü. Damadın. Tamam şimdi yağını dökeceğiz içine. Dökelim ben hocam. Ben senin için dökeceğim. Hocam ben de dökerim. Bunu ben dökerim. Bunu böyle vıcık 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 elimden iyice bunu şey tamam mı yoğur. Tamam. Sen dök bakalım. Elini korkak alıştırma. Tamam. Ben bunu halledeceğim şimdi. Şunu da eline sür şöyle kalanı. Dur. Baş. Tamam. İyice bak etrafından ala ala. Elini korkak alıştırma. Hamuru senden korksun. Birazcık daha süte mi ihtiyacın var gibi? Azıcık. Olabilir belki. Çok az. Birazcık daha süt dökürük. Hatta bu elinin göster kamera. Eli hafif hala yapışır. Bunu hep gidermek için çok az süt. Sana ya süt Allah! Süt mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Sen bekle. Kakule. Unuttum orada. Koyarız şimdi abi. Daha başındayız. Katılarla koymamız gerekiyordu. O zaman şöyle yaparım. Hurmaydan, hurmanın içine katar heli birazdan. Bir de şekerden kozun. Hamirinde olmasa da içinde olur. Kusura bakma. Ama yine de daha da güzel olur. Şimdi yengi kabımızı birazcık yağlayacağız. Ondan sonra da hamirimizi yengi kabımızın içine koyacağız. Evet. Bu burada canım benim. Bırak. Bak ben onu ayarladım. Biraz bunun da içinde az kal. Tamam bu yeterli olur. Ama çok güzel oldu bu arada. Biz bunun üzerine bir bez örtüp bunu böyle biraz sıcak bir yere koyacağız. Hatta güzelce mayalansın. Hamurumuz munca olur inşallah. İnşallah. Before after'ını gösterdi size evet. Zaten öncesi sonrası. Hamurumuz şişerken biz de bu arada içini hazırlayacağız. Hem hurmalı yapacağız, hem kozdan şeker, hem de bildiğimiz dırnaklı. Dırnaklının içinde bir şey var mı? Yok, o sadece hamur. Sadece hamur. Sadece tatlı biraz. Aynen, anladım. Aynen öyle. Dediğim gibi şimdi kozdan şekerimizi hazırlayalım. Bir de hurmamızı. Bunların da içine hel katacağız. Çünkü hamurunu koymalı unuttum. Vardır. Ben hadi bakalım. Ben unuttum sayıyorum. Karaba şey yapmıyorum. Benim ilk şeyim ya. Teşekkürler. Ben... Aynen senin ilkti yani. Sonuçta ben sana değdim de tamam. Cevap buldum. Enteresan açılarımızla birlikte buradayız. Şimdi Ali mutfak robotuyla bir yerde kozlar biraz çekecekti. Hatta biraz küçülsünler. Robotu hiç bu şekilde kullanmamıştım. İnşallah antiki bir sonuçtan karşılaşmadık. Şimdi kozu çekecekti. İçine şekerden heli katacaktık. Sonrasında da helden helden neydi onun adı? Hurma. Hurmayı yapacaktık.
Normal heli dartmış idim ben özüm evde. Şimdi bunun içinden bu kozlu karışımın içine takriben bir böyle iki tane tatlı kaşığı fazla mı olur? Bence fazla olur. Bir tatlı kaşığı hel, birkaç yemek kaşığı da şeker karıştıracaktı. Ali. Kozlu içimizi hazırladık. Şimdi geriye kalan tek şey hurmalı içimizi hazırlamaktadır. Hurmalı içimiz için de bez hurmaların acıkını çıkaracağız. Birazcık tavada, sıcak tavada çevireceğiz. Hatta imşak olsun. Bu kadar. İçine de azıcık hel katacağım. Başka hiçbir şey yok. Hatta imşak olsun, hamurun içine iyi vurulsun. Hatta rulo yapanda gözün güzel olsun. Ne bakıyorsun öyle oradan? Düşünüyorum şimdi. Acuk mesela çekirdek. Çekirdek, evet. Yeni bir kelime daha öğrendik. Tamam. Çekirdeğini çıkaracaksın Ali'cim. Duydun mu? Duydum. Tavada geç şöyle bir karıştıracaksın. Azıcık yağla, çok az yağla. Tamam, onu soracaktım zaten. Bu kadar. Tamam. O zaman ben hurmaları çıkartıyorum. Çıkar. Şimdi hurmalarımızı... Bir de burada bulunan hurmayı Ali'cim acıklarından çıkartacaktı. Ondan sonra birazcık tavada, biraz evvel dediğim gibi yağdan azıcık çevireceği gözün, hel katacağı içine. Bu videonun adı hel olsun. Peki tereyağı mı normal sıvı yağ? Fark etmez, azıcık sıvı yağ koyacağız, okay. Hafif çevireceğiz, o kadar yani. Tereyağı da koyabiliriz, fark etmez. Hatta tereyağı birazcık daha tat verebilir. Azıcık tereyağı koyarız kere. Ben sana şimdi bıçak vereyim ki sen bunları rahat çıkarabilir. Tamam. Babam öyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Dur şefim, pasta bir bitsin, ondan sonra göstereceğim. Hadi bakalım. Bu arada tabii ki bura birazcık birbirine geçti. Çünkü bir şeyler hazırlarken mutfak her zaman birbirine geçiyor. Arkadaşlar bir de ben İpek'ten ziyade gerçekten biraz dağınık çalışıp en sonu toplamayı seven gillerdenim. Nasılmış oturarak orada yemeğin olmasını beklemek? Çok eğlenceliymiş. Peki yemekler kötü çıkarsa? Yani yapacak bir şey yok. Yemek kötü çıkarsa sen yiyeceksin. Ben yemek kötü çıkma ihtimaline karşı hanımefendiye rüşvetimi burada hazırladım. Evet, benim için Kinder sürpriz aldı. Yani... Ben bu neden ağlayabileceğimi düşünürüm. Ama avlandım. Avlandım. Seviyorum çünkü. Şimdi hurmamızın üzerine de birazcık hel töküp, üzerine de azıcık yağ töküp biraz tavada karıştıracağız olsun. Hatta imşak olsun. Kader anı. Oradan da kader anı, buradan da kader anı. Bakın. Bakın yavruma. Yo, iyi iyi. Yine de kötü değilim. Şimdi Ali'cim bunu ne yapacaksın biliyor musun? Ver hayatım bunu. Şimdi bunu 3 tane eşit bezeye böleceksin. Hatta bence 3 tane eşit de bölme. Bir tanesini biraz küçük yap çünkü ben çok dırnaklı sevmem. Yani bilmiyorum. Evet. Bunu da at içine. Tamam. Bunlar şimdi yine birazcık mayalanmaya devam etsinler. Şimdi canım benim. Bunu, tamam daha fazla şey yapma. Şimdi bunu şöyle birazcık elinle düzelt. Bunu bir şurada çapında aç. Şöyle şu kadarlık bir kalınlığı olacak şekilde. Bence bu videoyu izlerken ay... Niye sen? Ya açıyorum, hiçbir şey yok. Arkadaşlar bütün annelerimiz tam puan verir bize diye düşünüyorum. Bununla keseceğiz, tamam mı? Yani... Hani sürekli külçe yapmadığımız için hayatımızda arkadaşlar. Bu benim ilk oluyor. Fırınımızı açım. Fırını da ne kadar da açacağım? Fırını da 150 dereceye açacağım. Orada işte bir 25 dakika yarım saat pişirir inşallah. Özel yanmazlar. Şimdi bunu izleyen annelerimiz, bu işi yapan ablalarımız, tamam, benim her annemde ay diyor olduğu ihtimalle. Ben... Tamam mı? Şimdi bu bardaklarla yuvarlaklar açacağız, tamam mı? Tamam. Elini alacaksın, tamam mı? Böyle. Böyle. Sonra bunu hafif şöyle atacaksın. Hı-hı. Görüyor musun bak? Böyle. Evet. Buralarına basa bunu şöyle açtık. Tamam mı? Tamam. Gördün mü? Sonra bunu şöyle eline alacaksın. İçine birazcık bundan katacaksın. Tamam mı? Hı-hı. Artık çok kattım. Daha
zaman en iyisi buna bir şey getireyim. Nedir onun adı? Ah, şuraya göstereyim de. Bunu böyle kattıktan sonra ağzını şöyle kapatacağız. Bak. Böyle, böyle, böyle. Ben de yapamadım. Bir dakika, çok koydum içine, o yüzden böyle oldu. One eternity later. Tamam, sen bize en iyisi bunu çatalla birleştir, ne dersin? Ama çatalla olmaz, o zaman külçe olmaz öyle. Bir şey söyleyeyim mi? Ha. Kusura bakma, senden daha yaparım ben. Dökülüyor işte içinden. Bak, benimki bir şekilde oldu gibi birazcık. Benimki de oldu. Ülkene göre benimki de biraz iyi. Şuraya yazın, kiminki daha iyiydi? Benimki daha iyiydi. Tamam, şimdi bunu buraya koyacağız. Neyse, tamam, her şeyi de yapabilmek zorunda değilim. Beledergi dolmasından biryanisine kadar her şeyi yapar sonuçta. Külçayı da sen ele. Ne oldu? Nazar değdirdin yeminle. Vallahi bunu çekti kaydı. Biz burada bunu nece yapacağı diye cebelleşirken ben nece yaptığımızı hatırladım. Şimdi hemen gösteririm size. Bakın bebeğime. Biraz parlıyor ama. Dur, halledeceğim şimdi parlamasını. Gördünüz? Bakın bebeğime. İşte böyle olması gerekir. Şimdi küçük kameraya da bunu nece yaptığımı göstereceğim. Nihayet hatırladım. Bunu böyle güzel güzel açırız. Tamam. Güzelce. Kozunu da koyduktan sonra şunu şöyle tam kapatıyoruz Ali'cim. Hı hı. Tam. Bu pınçırdığımız ucu katlıyorduk. Şöyle. Böyle. Anladım, tamam. Ben şimdi kameranın şarjı bitir diye hızlı hızlı yaptım ama. Yok yok, çok güzel oldu yine. Dene sağlık bak. Böyle. Daha güzelini yapacağız. Yani neymiş? İpek Avşar'ın benden üstün olmadığı hiçbir nokta yokmuş yine. Tebrikler. Evet. Kozlularımızın hali bu şekildeydi. Şimdi bunları fırına aparalım. Ali'cim bana fırını açar mısın? Tabii ki. Valla geri bunları Ali yapaydı ama. Ali biraz daha aç, elim yanacak. Bye. Ben şimdi yan taraftan Ali'ye yardım ediyorum. Tamam, aferin, iyi gidiyor. Korkuyorum şefim, destekle beni. Yok yok, iyi. Ben rulolama kısmı için hemen Ali'nin yanına geçtim destek amacıyla. Çünkü ben rulolama yapacağımı düşünmüyorum arkadaşlar. Şefim bir buraya alabilir miyiz sizi? Dur bir dakika, yeni parçaya başlayacağım. Denilo şefim. Ben geldim az solist. Giriyor çıkıyor, giriyor çıkıyor, geliyor hemen. Tamam, şimdi böyle rulola, tamam mı? Bismillahirrahmanirrahim. Böyle at üstüne birinci katı, çevir. Oraları da biraz sonra sürseydin keşke, neyse. Eşit çevir, tamam mı? Anladım ben seni, demiştim de. Bu bilgin hata üstünü tam dönemezdi aşkım. Bak çok ince atma demiştim sana Ali'cim. Bismillahirrahmanirrahim. Vuruyorum ilk şeyi. Vur. Şöyle çat diye indireceksin. Şöyle şöyle yapma sakın. Bu zaten boş. Tamam. Ha. Ha, özü halledeceğimmiş. Ben o zaman gene masanın ensesine geçeyim. Sırada dırnaklı var. Hele kozlu çıkmadı bu arada fırından. O yüzden hurmalıları kenara aldık. Dırnaklılar yaptıktan sonra hepsini bir yerde tekrardan aynı sinliğe koyup bir daha fırına vereceğim. Takriben 20 dakika oldu değil mi? 20 dakika olmasına 5 dakika var. Tamam. İçeriyorum. Bir 5 dakika sonra tekrardan bakacağız nece olduğuna. Üstüne yumurta vururduk, vurmurduk hatırlamıyorum ama muayen vurmurduk. İnşallah vurmuyoruz. Öyle hatırlıyorum, bence vurmurduk. Artık çok geç. Aynen, artık çok geç. Üstü de birazcık böyle kızarsın. Tabii üstü nasıl kızaracak ki yumurta sürmezsek? Bilmiyorum. Boş verin. Sonuçta yapır olsa yok. Onu sadece yuvarlakça açıp, Ali'cim, şu büyük şeyle keseceksin, üstüne de çatallı iz bırakacağız, bu kadar. Ay, en sevdiğim kızım bu. Ne? Arkadaşlar. Ay. Ne oldu? Ne bileyim, arkamda ne yapıyorsun diye baktım şefim. Bana biraz da yer verir misin ben de? Ben de görüneyim öz kanalımda. Bu iyi mi? Bence iyi. Tamam, iyi, tamam. Bunu bununla kestik. Aa, çok az dırnaklı çıkacaktı. O zaman biraz açayım. İstersen şunu da şununla keselim. Ne olacak, küçük çıksa dırnaklı? Ya zaten ben dırnaklıyla pek işim olmuyor. İki bir tane daha yapsın. Ding, ding. Bu mu? Bu kadar. Ben niye böyle yanlarından bastırıyormuşuz gibi böyle bir... Hayır hayır bak. Şöyle şuraları alayım etrafa. Arkadaşlar bundan sonraki gölçü yapımında sadece tınak da yapıyorum. Ding,
Ding, ding. Ding, ding, ding. Okey, tamam, anladım ben bunu. Sen de söyle. Ding, ding, ding. Aferin. Bunu... Bir dakika ya, senin telefonundan ben bir arayıp sorsam. Ne ya? En azından, ay! En azından şunların üstüne sürelim yumurtayı. Kozluları hiç ettim de, eğer yumurta süreceksek. Ben de var ya, en çok şey seviyorum ha, kozlu. Alo. Alo bacım. Abi, sana bir sorumuz var. Cevap. Bunların üstüne yumurta vururduk fırınlatmada, ne var? Tabii ki. Aaa! Ya. Peki. Yo, yumurta var. Peki yaklaşık 15 dakikada atmışsam çıkardım, yumurta vurabilirim. 15 dakika? He. 15 dakikadır. Tamam, in hemen çıkardım, yumurta vurup geri atırım özden. Hele biz şeyi atmışız. Kozlu atmışız. O yüzden önemli değil. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Zararın... Çabuk çabuk. Her aslında dönse bu kârdı. Evet, indi. Birinci postayı aldık. İkinci postayı Sinli'ye dizdik. Ama birazcık böyle birbirlerine yaklaştılar. Ve arada da üstlerine yumurta vurmamız gerektiğini eşittiğimiz için şimdi bunların üstüne yumurta vuracağı. Vur hayatım, sür. Ben başlıyorum. Başla. Ondan sonra da bunları fırına vereceğiz. Bir 25 dakika, yarım saatte bunlar fırında kalacak. Ondan sonra tadımda görüşürüz. İnşallah güzel oldu. Tadım zamanı. Hepsi pişti. Biraz evvelki zaten videoda da gördüğünüz şeyde, ekranda. Birazcık yumurtalarını fazla vurduğum için üstüne kozluların biraz etrafında yumurta var. Ama onlar böyle kupardı bir yesek, bence hiçbir sorun olmaz. Değil mi Ali'cim? Bence olmaz. Tipleri biraz bozuk, benden kaynaklı. Evet, Ali biraz fazla şey yaptı. Nerede onun adı? Tur mu? Katlama mı yani? Yok, fazla katlama değil de hem birazcık büyük yaptık özünü hem de biraz fazla ince vurduğuna, yani mesela bundan iki tane rulo yapabilirdik. Evet. Biraz fazla vurduğuna özün bazı yerlerden böyle tamiri şey oldu ama yapacak bir şey yok. Bizim şeye benziyor, ay çörekleri olur, onlara benziyor bu. Evet. Sen neyin tadına bakacaksın? Ben de sırayla beraber giderim ben. Hadi bakalım. İyi, seç bakalım. Tamam, onu seç. Hazır mısın? Hadi bakalım. Allah. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Allah'ım, mükemmel. Bu da böyle poğaçamsı gibi oldu. Ha, bu da çok güzel oldu. Ben de bunu. Evet, hamuru çok güzel olmuş zaten. Ya bence güzel ama. Bence de çok güzel. Ha. Ama külçeden çok birazcık poğaçaya benzer. Poğaça da değil de ev poğaçasına. Ya bir tık tuzlu olmuş tadı. Ya şekeri bir tık bunun için az kalmış. Yo, bence gayet iyi. Bence şeker gerekir. Bence külçe tatlı bir şey, anladın mı? Öyle zaten. Ama yani bu biraz çörek. Bu gibi. Tatlı değil. Bu çörek gibi gerçekten. Bu tatlı olmaz. Bunlar çayın yanında böyle. Ding, dur. Bak ya, bunu yiyeyim de ben. Hadi. Bir dakika, yutamadım. Tamam. Mükemmel. Bir dakika. Bir tık şey fazla mı? Hiç değil. Bence bir tık kakaolisi fazla. Ama kakule aşığı olan sen bayıldın bana tabii. Ayrıca kakule kokuyor. Ay, çok güzel bu. Ben bittim. Evet efendim. Hayatım, kameraya bak. Sonuçta bunlar senin eserlerin. Bebeklerim gibi hepsi. İlk külçe deneyimin hakkında ne düşünsen? Arkadaşlar, görüntü olarak evet. Çok da özellikle şu arkadaşlar pek iyi değil. Burada da tabii ki karım
sonradan öğrendi de yani anladı nasıl yapacağını. Onunkiler güzel. Şekil olarak pek idare eder. Bu zaten şekilde bir şey yok. Bunun şekilleri çok güzel. Yuvarlak yani. Ama tat olarak bence gerçekten hepsi güzel. Sadece bana göre, bunun bir tık kakulesi fazla ama Reis bayıldığı için Reis bunu benden önce bitirecek gibi hissettim. Ama bence ilk deneyimime göre bence çok güzel. Bence de ellerine oransal. Sağlık. Sen de ellerine sağlık. O kadar. Teşekkür ederim. Yaradan fazla yardım ettin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şefim. Sağ ol. Asla önüne geçmem. Evet arkadaşlar, sizlerden yeni challenge'larda görüşmek üzere. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip edin. Adım zaten videonun sonunda çıkacaktı. İpek Afşar Gökdoğan olarak beni Instagram'da tapabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edin ki böyle challenge'lar yapandan siz de fikir sahibi olabilirsiniz. Tek bir ricam var. Lütfen beni fazla zorlayacak challenge olmasın. Size güveniyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.